Otur kendine bir çay iç, sakinleş, kafanı toparla, öyle konuşalım. 10 dakika yeter değil mi? O zaman arayıp sana ne istediğimi söyleyeceğim. Ha bak şimdi bir klişe de benden. Bu işe polisi karıştırırsan karının cesedini görürsün. Haydi eyvallah. Timur Bey. Timur Bey sakin olun. Polise haber vermemiz lazım. Duymadım madem. Kırın nürüsünü görürsün dedi. Gayet iyi duydum. Ama böyle bir şeyi polisten gizleyemeyiz. Polis yok. Ben bu filmi daha önce gördüm. Sonu iyi bitmiyor. Yaptığım hatayı tekrarlamam. O zaman tek çare kalıyor. Adamlara parayı vereceksiniz. Parayı verince serbest bırakacaklar mı? Hayır. Bırakmayacaklar. Yasemin Hanım'ı biz kurtaracağız. Yasemin de ölecek kesin. Aynı annem gibi Yasemin de ölecek. Gökçe yapma. Sanki aynı şeyleri baştan yaşıyoruz Berna ya. Ama neden en kötüsünü düşünüyorsun ki? Bak daha hiçbir şey bitmiş değil. Yo, bence her şey ortada. Bunun er ya da geç yaşanacağını bilmiyor muyduk? Neden kendimizi kandırıyoruz ki şu anda? Ne olursa olsun sakin kalmaya çalışın. Şimdi konuştuğumuz gibi adamlara parayı vereceğinizi söyleyin. Miktar ne olursa olsun hazırlayın. Gerisini bana bırakın. Ve bir şey daha. Planımızı ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Adem, bu adamlar neye güveniyor? Kime güveniyor? Özellikle de o ileri geri konuşan neye güveniyor? Sen araştıracaktın, ne oldu bu adamlar? Aslında bir isme ulaştım. Ahmet Toksöz. Tanıyor musunuz? İlk defa duydum. Yasemin Hanım'ın akrabası. Sağ ol Ahmet. Ulan. Abi bıyığı hesaba katmadık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Anlat bakalım Yasemin Hanım. Parayı alınca ne yapacaksın? Ben bunu daha düşünmedim. Abi. Ya oldu mu şimdi ya? Gel hayal kuralım biraz. Bak yarın bu vakitler açık denizde bir teknedesin, böyle gidiyorsun. Yarın şu iş bitsin. Ben kendi hayalimi kurarım. Bugünün hayalini yarına bırak. Sen paranı alınca ne yapacaksın abi? O sermaye yapacağım. Ne iş kuracaksın abi? Yapım şirketi düşünüyorum. O kadar antrenman yaptık, bir aksiyon filmi çekmiyor mi ki? Vallahi ben paramı alınca ilk iş benim olanı koleje yazdıracağım abi. En kalitelisini. Ben okuyamadım. Bizimki okusun be abi. Ha. Hmm. Tabii. Yani okul olarak şey yapıyorum. Adamın hayali bile fakir ya. Adem, bu şimdi mi söylenir bana? Her şey bittikten sonra mı? Timur Bey, sakin olun. Önceliğimiz Yasemin Hanım. Onu oradan çıkaralım, adamlara sonra bakarız. Şimdi buluşmadan önce ben gideceğim, birkaç şey halledeceğim. Sonra haberleşiriz. Her şey yolunda mı? Karımı kaçırmışlar. Elini, kolunu, ağzını bağlamışlar. Sen her şey yolunda mı diyorsun?
edersin. Öyle demek istemedim tabii ki. Nakit hazırlamamız lazım. Ödeme yapacağız yani. Evet Özgür. Ödeme yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. O yüzden git. Ne diyorsam onu yap. Tamam ama... Ama aradıklarında zaman kazanmaya çalışalım. Parayı toplamak kolay olmayacak. Özgür, ne oluyor? Yeni bir haber falan mı var? Mesaj mı geldi? Yasemin'e bir şey oldu? Erna bir sus. Keşke Yasemin'e bir şey olsa. Bir şey olsa da Timur mahvolsa. Yeter artık, çok sıkıldım. Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. Ya, sanki ben söyledim onlara baş başa gezmeye gidin yanınıza koruma almadan diye. Hayır, neyine güveniyorsun bu kadar açık tehdit alırken? Egosu şiştikçe şişti, gözünü kör etti. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Sessiz ol. Duracaklar. Duysunlar. Beni çocuk gibi azarlamak neymiş göstereceğim ona. Senelerdir yanındayız. Aileye sözüm ona. Ama planı ne bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Bekir dahil herkesten şüpheleniyor ama şu üç günlük adama sonuna kadar güveniyor. Özgür, sakin olmak zorundayız. Şu an Timur'a karşı gelemeyiz biz. Şu an değil, hiçbir zaman gelemeyiz. Neden biliyor musun? Bizim elimizde ne varsa, neye sahipsek zaten onun. Biliyorum Berna. Hatırlatıp durma bana bunu. Senin için Mars yoksa Timur. Her şeyden önce geliyor. Bir kez olsun haklısın de bari. Yanındayım de. Seni anlıyorum de. Zaten seni anlıyorum hayatım. Zaten yanındayım. Ben Gökçe için endişeleniyorum. Gökçe duymasın diye seni susturmaya çalışıyorum. Ya o kızcağız neler yaşadı biliyorsun annesi kaybolduğunda. Şimdi aynı travmaları tekrar tekrar yaşayıp duruyor. Ama şimdi biz akıllı olacağız. Tamam mı? Bu zor zamanında Gökçe'nin de Timur'un da yanında biz olacağız. Gökçe'yi biz inandıracağız ona hiçbir şey olmayacağına. Şimdi sakin olalım. En azından şimdilik. Gökçe'ye ben de çok üzülüyorum. O çocuk bunların hiçbirini hak etmedi. Sırf Gökçe'nin hatırı için susacağım. Ve Timur'a yardım edeceğim. Zaten şu olaylar falan bitsin. Yasemin bir sağ salim geri gelsin. Ben gidip Timur'la konuşacağım ya. Bize böyle davranmaması gerektiğini ona bir şekilde hayır, anlatacağım. Hayır, sen hiçbir şeye karışma. Benim aklımda var bir şeyler. Ama şimdi zamanı değil. Hadi. Gökçe'yi yalnız bırakmayalım. Yok. Kızım onunla evde oynayamazsın. Her yer leke olur, tamam mı? Tamam. Hı. Ben de bahçede oynarım. Hatta havuzda oynarım. Köpük tamam. Partisi yaparım hatta. Köpük partisi? Evet. İyi yaparsın. Ama ben şimdiden uyarayım bak. Evde oynamak yok. Tamam. 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 Geçemezsiniz. Aile dışından kimseyi alamıyoruz. Kesin talimat var. Biz burada yaşıyoruz beyefendi. Siz yenisiniz galiba. Nevin ben, Adem'in eşiyim. Açsanız oğlum kapıyı. Aç. Açın lütfen. Ne bu kalabalık Adem? Ne oldu? Anlatacağım ben. Sincan, hadi sen eve koş. Annen geliyor. Yasemin Hanım'ı kaçırdılar. Ne? Nasıl oldu? Eve dön. Ece bugün dışarı çıkmasın. Sen de dikkatli ol, tamam mı? Ben gelene kadar. Sen? Beni merak etme. Hadi. Hadi. Tamam, tamam. Haydi 10 dakika oldu. Arayalım mı seninkini? Anlaştığımız fiyatı isteyeceksin değil mi? 10 milyon dolar. Ya vallahi şöyle bir güzelliğine bakıyorum. Ya vallahi daha fazla edersin. Gel biz bunu 15 yapalım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Adamı mı sinirlendireceksin? Yok, pazarlık yapıyorum. Şerefsize bak. Takip edilmemek için telefonu değiştirmiş. Konuş. Merhaba Timur Bey. Kendini toparladın mı biraz? Ha, konuşabiliriz değil mi? Fazla uzatma. Kabul ediyorum, parayı ödeyeceğim. Ha, bak ne güzel konuşuyoruz işte. Biraz da rakamlardan bahsedelim mi? Ne kadar istiyorsun?
Ya tabii biraz zam yaptık. 15 milyon dedik. Ha, dolar olarak. 15 milyon dolar mı? 15 milyon dolar.